1 Eylül'den itibaren açılan avcılık sezonuyla vatandaşlar sofralarında daha fazla balığa yer vermeye başladılar. Her sene olduğu gibi hangi balığın bol, avlanabilir balıklar neler, denetimler nasıl yapılıyor gibi konular vatandaşın gündeminde. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türk Yılmaz bu soruları Web Tarım TV'ye yanıtladı. Turgay Türk Yılmaz ilk tespitlere göre balık miktarındaki artışa dikkat çekti. Sezon açılmasıyla birlikte avcılık başladı. Ancak şunu söylemem gerekir ki geçen yıllara oranla zannedersem en çok gündemdeki konular budur muhtemelen merak edilen konulardır. Ülkemize aslına bakarsanız avcılığı yapılan balık türleri belli. Yani yeni bir balık türünün zaten girişi olmayacağı gibi Geçen yıllarda avını veren balık türleri de bu sezon içerisinde de avlanmaya devam edeceğiz. Ee, yine sezonun açılmasıyla birlikte ilk önce işte e, kamuoyunda da çok yer buluyor. Palamut avcılığıyla başladı av sezonu ve bol miktarda palamut avcılığı gerçekleştiriliyor. Ancak bizim Türk toplumunun olmazsa olmazı hamsi, hamsi olmazsa Türkiye'de balıkçılık olmadığı anlamı çıkar zaten. Umarım ve bizdeki yaptığımız ön araştırmalar ve balıkçılarımızdan gelen geri bildirimler neticesinde palamutla birlikte hamsi avında da umarım aynı derecede bir iyi bir sezon olacağını bekliyoruz. Umarım bunda yanılmış olmayız. Avcılığı yapılan türler biraz önce sizin sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak yer Palamut'la başladık. İşte devam edecek olan hamsi devam edecek beklediğimiz bunun arkasından. işte lüfer avcılığımız olacak. İstavrit ve sardalya avcılıklarımız gerçekleşecek. Yani bunların hepsi büyük gemilerimizin endüstriyel balıkçı gemileri dediğimiz 12 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerinden daha ziyade avlanması sonucunda bol miktarda piyasaya sürülecek olan balıklar olarak söyleyebiliriz. Avlanan balık miktarı yıllar itibariyle değişkenlik gösterebiliyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Diğer dünya ülkelerinin tamamında da benzer bir durum söz konusu. Çevre şartları özellikle suyun iklim suyun su sıcaklığı ve iklim şartları balıkların türlerinin avcılığını ve avlama miktarını önemli derecede etkiliyor. Bir kere Örneğin geçen yıllarda az miktarda olan, şimdi biraz önce palamut dedik ya, geçen yıllarda palamut al miktarı oldukça azdı örneğin. Ancak bu sene geçen yılın tamamında ilk ayda, geçen yılın tamamında yakalamış olduğumuz palamut miktarını bir ay içerisinde yakalanmış gibi gözüküyor. İstatistiksel rakamlar tam olarak yayınlanmadığı için miktar belirtemiyorum ama böyle bir durum söz konusu. Ee, geçen yıl hamsi dediğim gibi hamsi miktarında çok fazla e, daha önceki yıllara göre bir artış söz konusuydu. Bunlar bir değişkenlik göstere, gösterebiliyor. Bu, bunu bir kere e, yerine koymak lazım. Türk Yılmaz avcılık kurallarının mevzuatla belirlendiğini vurguladı. Avlanabilir balıkların e, neler olduğu konusunda ise e, şöyle bir bizim bakanlık olarak bir çalışmamız var. Rutin bir çalışmamız var. Biz avlanacak balıkların nerelerde, ne zaman, hangi boyutta avlanacağıyla ilgili ve sürdürülebilir bir şekilde önümüzdeki nesillere de aktarılabileceğimiz hem stoklar açısından hem de yönetilebilecek düzeyde olması itibariyle bir tebliğ yayınlıyoruz. Yani şu elimde görmüş olduğunuz tebliğ aslında bu balıkçılarımızın hangi kurallara uyması gerektiğini açıklayan bir tebliğ olarak yayınını gerçekleştiriyoruz ve 4 yılda bir e, bu tebliğ yayınlanıyor. Hem e, amatör avcılık için gerek geçerli olan bir tebliğimiz var ayrıca bundan başka bir de Bu ticari avcılık için getirilen düzenlemeleri kapsıyor. Bunun içerisinde biraz önce sormuş olduğunuz soruların cevabının tamamını bulmak mümkün. E, bunu resmi gazeteyle yayınlıyoruz. E, ve çok e, aslında bizim sektör aşina bu tebliğin yayınlanmasına. Eski ismi sirkülerdi daha sonra tebliğ oldu. Çoğu, Balıkçılarımızın çoğu bunu sirküler olarak bir tanımaya devam ediyorlar. Bunda balık boylarının hangi pek çok hem denizdeki hem de iç sulardaki balıkların mevcut ülkemizdekilerin tamamının hangi ebatlarda avlanacağının gerek uzunluk olarak gerekse ağırlık olarak gerektiğinde gerekse ağırlık olarak belirlenmiş vaziyette. Örneğin hepimizin çok bildiği hamsi balığındaki avlanma boy uzunluğu 9 santimetre. Yani 9 santimetrenin daha altındaki balıkların avcılığına müsaade edilmiyor. İstisnai bazı durumlar hariç olmak üzere. Daha başka devam edecek olursak işte Sardalya'da belirlenmiş boy uzunluğu var. İstavrit'te belirlenmiş boy uzunluğu var. Yani her tür için ayrı ayrı belirlenmiş boy uzunlukları mevcut. Bunların altında avcılık yapılmaması balıkçılarımızdan bizim talebimiz. Yani ve ...taleple birlikte de getirilen kurallara uyum için bir zorunluluk diğer bir taraftan da. Bunlara uyum sağlandığı sürece herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Kontrol ve denetimler bunlara yönelik devam eder zaten. Hem boyla birlikte o balıkların nerede yakalanıp yakalanmayacağı da bu tebliğle belirtiliyor. Örneğin hangi av aracının kullanılarak yakalanacağı bu ile belirtiliyor hamsi avcılığı gırgırla yapılıyor. Gırgır dediğimiz bir avlama yöntemiyle yapılıyor ve bazı bölgelerde gırgır avcılığıyla su ürünleri avlamak yasak. Yani balıkçılarımız o yasak olan bölgelere girdiklerinde de yine bir e, mutlaka bir cezai müeyde ile karşılaşabiliyorlar. Bazı derinlik uygulamaları var yine gırgır avcıları, avcılığı için. Yani 24 metre daha derinlikten sığ olan sularda gırgır ağ kullanarak avcılık yapmak yasak bunun yanı sıra trolle olan avcılık var. Belli bir mil hesabına göre, kıyıdan uzaklığa göre ve bölgelere göre trol avcılığıyla, biliyorsunuz trol avcılığıyla da dip balıklarının avcılığı yapılıyor. Onların nerelerde kullanılacağı belli. Dolayısıyla bu konuda yeterli ve herkesin anlayabileceği ve uygulamakta da zorluk çekilmeyecek olan bir düzenlemelerimiz mevcut. Bunu e, sektördeki ilgili kişiler e, takip ettiği sürece ve e, uyguladığı sürece herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Ancak e, sorunuzda söylediğiniz gibi e, istenmeyen bir durum, e, işte küçük balık avcılığı e, çok zordur bu tür e, şeyleri yapabilmek. Çünkü e, balıkçı gemileri hakikaten çok donanımlıdır ve radarla veyahut da e, diğer yöntemlerle balıkların ebatları ile ilgili bir tahminde çünkü balıkçı reislerimiz çok tecrübelidir. Belki de dünyanın en tecrübeli reisleri bizdedir. Bunu da gururla söylemek lazım. Övünerek söylemek lazım belki. Dolayısıyla kim ne yapacağını biliyor ve bir olumsuzlukla karşılaşmak çok zor aslına bakarsanız iyi niyetli olduktan sonra. Türk Yılmaz denetimlerin avlanma yerinden son satışa kadar her safhada yapıldığını söyledi. E, Sorunlarındaki denetimler avcılık boyutuyla yine konuşuyoruz biz bugün. az önce söylediğim gibi. Sorunlarındaki denetimler Ring koordinasyonu ve birinci derecede sorumluluğu Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bize vermiş durumda. Ve bizim de 1380 sayılı sorunları kanunumuz var. Çok uzun yıllardan beri güncelliğini koruyan bir kanun var. Bu kanunla getirilen bazı yaptırımlar var yani cezai müeydirlerle birlikte kısmi olarak bu hem para cezası uygulaması gerçekleştirilebiliyor hem gemilere el koyulmasına kadar devam eden bir o şey var, düzenlemeler var. Dolayısıyla tekrar başa gelecek olursak bizim burada sadece sorunların denetiminden sorumlu asıl koordinasyon bizde ancak şeydeki sahadaki en büyük bizim ortağımız, paydaşımız, işbirliği yaptığımız kurum Saygönü Komutanlığı. Saygönü Komutanlığı ile birlikte özellikle jandarmayı da o işin içerisine dahil etmek lazım ve tabi polisten de yardım alıyoruz. denetimden sorumlu olan belli başlı bizimle işbirliği yapan kuruluşlar bunlar. Yani bunları yok farz edemeyiz. 1380 sayılı sorunları kanununa bakarsanız denetimlerle denetimlerde köy muhtarlarına kadar, orman muhafaza memurlarına kadar sorumluluk vermiş. Diyor ki yani şu tebliği aykırı olan işlemlerle cezai müayede uygulamakta yetkilisiniz diye bir yetkisi var herkesin. Ancak denetim denize başladığı için Sayın Güvenlik Komutanlığı ile başlıyor ve Tarım bakanlığıyla başlıyor. Bizim de il müdürlüklerinde kontrol teknelerimiz var. Ancak Sayın Güvenlik Komutanlığı'nın kontrol Botları bizim her şeyimiz aslına bakarsanız son yıllarda çok önemli derecede bir işbirliği içerisindeyiz Selgönü Komutanıyla. Daha önce örneğin konuştuğumuz zaman hayata geçirmek biraz zaman aldı. Selgönü botlarında bizim il müdürlüğündeki arkadaşlarımız da görev yapabiliyorlar. Bizim kendi kontrol teknelerimiz de var. Onlarla da denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi denetim denize başlıyor. Ancak orada başlayıp orada bitmiyor. Avlandıktan sonra karaya çıkış noktalarında, balık söylediğiniz gibi balık hallerinde, perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında, işleme tesislerinde dahi olmak üzere her türlü alanda e, su avcılığı ile ilgili yine bahsettiğim gibi şu tebliğ ile getirilen düzenlemelere aykırılığın olmamasına yönelik bir denetim mekanizması kurulmuş vaziyette. Ben kendi rakamlarımızdan bahsedeceğim. Örneğin 2017 yılı için konuşursak eğer yaklaşık 95 bin tane denetim yapmışız. Yani bu az önce saydığım alanlarda yapıyoruz bu denetimleri. Bu denetimler sonucunda 1700 ton su ürününe el koyduk. Yani yasa dışı yöntemlerle avlanılmış olan ürüne 1700 ton su ürününe el konuldu. Ve 10 milyon TL bir para cezası uyguladık. 14 tane gemiye, balıkçı gemisine yine yasa dışı avcılık faaliyetlerine karıştıkları için el konuldu. Kurallara uyan ve uymayanları devletin görevi birbirinden ayırmak. Yani siz kurallara uyan, uymayanlar bir örnek teşkil eder de bir işlem yapılmazsa bu sefer kurallara uyanlar, uyulmayanları örnek alacaklar. Onlar da yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunacaklar. Dolayısıyla devletin İki yüzü var. Ee, diğer yüzünde mutlak suretle göstermek gerekir ki iyi niyetli olan balıkçılarımız korunabilsinler. Ee, bu, bu, bu nedenle de e, benim yine e, bu vas sizlerin vasıtasıyla balıkçılarımızdan kurallara uyum yönünde gerekli hassasiyeti göstermelerini özellikle hasreten rica ediyoruz. Bu böyle bir e, durum olduğu takdirde de hiç kimsenin e, canı yanmaz. Ne bizim ne onların en önemli belki söyleyeceğimiz bu mülakat sırasında konulardan birisi de bu olur. Az önce bahsettik yani sergönü komutanının kontrol botlarından bahsettik, bizim kontrol teknelerinden bahsettik. Ancak şunu da söylemek gerekir ki bizim bir balıkçı gemilerinin izleme sistemini kurduk. Yani uydular vasıtasıyla balıkçı gemilerini 12 metrenin üzerinde olan Tüm balıkçı gemilerini ki bu sayı 1500 adet, az önce söyledik ya işte büyük endüstriyel balıkçı gemileri dedik, gırgır, trol gibi avcılık yapanlar dedik. Onların tamamında şu anda balıkçı gemilerin izleme sistemi ve cihazlar var. Yani biz uydular yöntemiyle burada aşağıda bir izleme odamız var oradan ve il müdürlüklerimizde de paylaşım yapmak suretiyle saygı yönü komutanımızda var bu paylaşımlar belirlenmiş alanların dışında avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerini anında takip edebiliyoruz ve sistem üzerinden ceza uygulaması da yapabiliyoruz artık. böyle bir elimizde de az önce söylediğim gibi çünkü doğal kaynaklar maalesef sonsuz değil, sınırsız da değil. Ya yani bunu iyi kullanmamız gerekiyor. İyi kullanabilmek için düzenlemelere uyum şart. Bunun için de her türlü imkanı, teknolojik imkanı kullanmamız gerekiyor. Biz de bunları başarıyla kullanıyoruz diyebilirim.